Evet, tehriki cedid nedir? Bunu bize açıklar mısınız lütfen? Evet, tehriki cedid, e, Ahmediye cemaat üyeleri olanlar bilir zaten bir sistemdir cemaat içerisinde. Hı -hı. 1934 yılında cemaatimizin ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Beşir Mahmud Ahmet radıyallahu anh tarafından kuruldu. Evet. E, bir de şunu söylemekte belki fayda var. Neden bu sistem o zaman kuruldu? Hı -hı. Yani gereği neydi veya gerekçesi neydi? O zamanlara bakarsak işte biraz tarihçesine evet. e, Ahmediye cemaatini kökünden kazımak ve hı. en azından ilerlemesini engellemek için büyük çabalar sarf ediliyordu düşmanları tarafından. Evet. Onun için e, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın dediğim gibi ikinci halifesi Hazreti Mirza Beşruti Mahmud Ahmet e, bu e, sistemi kurdu, hı hı. hedef. Ee, bu Hindistan'da kuruldu. Yanılmıyorsam Kadiyan şehrinden. Hedef İslamiyet'in yani o hakiki İslamiyet yani tüm inceliklerinin olan İslamiyet'i sırf Hindistan'da değil Hindistan dışına da taşımak. Daha doğrusu tüm dünyaya taşımaktı. Evet. Bunun için bu sistem kuruldu. Ve aslına bakarsanız ne kadar bunu 1934 yılında cemaatin ikinci halifesi kurduysa bile aslında Aslında bu sistem göklerden gelen ses ile temel atıldı. O da Vadedilen Mesih ve Mehdi Hazreti Mirza Gula Muhammed Aleyhisselam tarafından biliyorsunuz cemaat 1889 yılında Hindistan'da kuruldu Kadiyan'da. Evet. Ve iki sene sonra 1891 yılında şöyle bir olay gerçekleşti. Şöyle bir keşif vadedilen Mesih ve Mehdi Hazreti Mirza Gula Muhammed Aleyhisselam'ın evinde gerçekleşti. Olay şu şekilde vadedilen Mesih Aleyhisselam'ın evinde iki kişi görülüyor. Yani keşif bu. Hı hı. Biliyorsunuz keşif de uyku ve uyanıklık arasında olan bir hadise. Allahu Teala tarafından. Bu iki kişi birisi Mesih Aleyhisselam'ın evin, evinin ya, yerde oturuyor. Hı, hı Diğeri ise çatıya yakın bir yerde oturuyor. Hı hı. Mirza Aleyhisselam yerde oturan kişiye sesleniyor. Diyor ki bana yüz bin asker lazım. Ama cevap alamıyor. Evet. Cevap alamayınca çatıda olan o kişiye yöneliyor ve aynı soruyu tekrarlıyor. Diyor ki bana yüz bin asker lazım. Çatıdaki kişi cevap veriyor. Diyor ki yüz bin asker veremem. Ama beş bin asker verebilirim anca diyor. Hı hı. Şimdi bu cevabı alınca Mehdi Aleyhisselam kalbinde şu cevap hemen beliriyor. Diyor ki bazen azınlıklar çoğunluklara karşı galip gelebilir. Hı, hı derken hemen aklına Kur'an-ı Kerim'in işte Bakara suresinde 250. ayet biraz önce hani o ayeti söylemiştim 250. Evet. Ay 50 ayette ama isterseniz direkt ifade etmekte fayda var. Tabi buyurun. Yani Meccal Aleyhisselam o keşif görünce hemen aklına o geliyor Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 250. ayet ayet uzun ama son kısmını tekrarlıyor. O diyor evet. ki. Nice küçük topluluklar büyük topluluklara Allah'ın izniyle üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Beraberdir. Artık korkmaya gerek yoktur. Evet. Yani burada Allahu Teala en güzel şekilde ifade ediyor. Diyor ki azınlık da olsanız işte ben izin verirsem, ben destek olursam, siz kalabalıklara karşı bile galip gelebilirsiniz. Hmm. Kaldı ki Mehdi Aleyhisselam bu ayet hemen aklına gelince, kalbine yerleşince zaten ve memnun oldu ve 5000 e, yani askerle bu mücahitle yani bu müjdeyle yetinmek zorunda kaldı ve sevindi buna. Ondan sonra olay bu şekilde 1891 yılındaydı. Evet. Ha, 1934 yılında ikinci halife döneminde biliyorsunuz aynı zamanda vaat edilen Mehdi ve Mesih Aleyhisselam'ın oğludur. Evet. E, bu da Allahu Teala tarafından kendisine bu oğul müjdelendi. İşte onun bilgisinden e, insanlar yani tüm dünyadaki insanlar istifade edecek o, olağanüstü bilgilere sahip olacak vesaire diye. Evet. Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın ikinci halifesi dediğim gibi yani cemaatin ikinci halifesi Mirza Beşirti Mahmud Ahmet bu vizyona yani bir, bu sisteme bu keşfe dayanaraktan 1891'deki olaya dayanaraktan bu sistemi kuruyor tehlike cediti ve e, bir defter ona da bir isim veriyor. Galiba bu ismi neydi 50 bin, şey pardon 5 bin, 5 bin asker olması hı. gerek. Ben 50 bin mi dedim biraz önce? 5 bin. 5 bin, bin. bin asker veya 5 bin mücahit. Hı hı. Tehrik-i Cedid'in 5 bin askeri veya 5 bin mücahidi. Yanılmıyorsam böyle bir isim veriyor. Ve bu tabii ki bildiğimiz askerlerden değil yani manevi bir asker bunlar. Evet. İslamiyet'e hizmet edecek ve o deftere bu ilk 50 bin kişi yazılıyor. 1934'ten başlıyor bu. Bunlar mali yardımda bulunuyorlar evet. ve bu mali yardımlar sonucu İslamiyet yani bu hakikatler İslam işte Hindistan dışına taşınıyor ve bugün görüyoruz ki aradan o kadar yani 100, 100 sene bile geçmemesine rağmen evet. Bugün 200 küsür ülkede Ahmediye cemaati var. Elhamdülillah. İşte bunlarla neler yapıldı tehlike cedid sayesinde? İşte Kur'an-ı Kerim çevirileri farklı farklı dillere çevrildi. Yüze yakın Kur'an-ı Kerim çevirimiz var. Sonra okulda hastaneler yapıldı. İşte özellikle Afrika gibi ülkelerde. Evet. Sonra binlerce hatta on binlerce dünya çapında baktığımız zaman camiler inşa edildi. Ve buna benzer biz işte camialar, camia biliyorsunuz evet. mürebbilerimizin yetiş yetişmiş olduğu işte Ahmediye cemaat atış tekrar buna medrese diyorlar. Evet. Buna benzer işte fakülteler diyelim, medreseler Hı -hı. falan kuruldu. Bunlar bu tehrig-i cedid sistemi sayesinde e, yapıldı. Dediğim gibi bu ilahi bir sistem desek yeri var. Çünkü dediğim gibi Mehdi Aleyhisselam biliyorsunuz Allahu Teala tarafından görevlendirildi ve onun e, ikinci halifesi o e, keşfe dayanaraktan bu sistemi kurdu ve bu sistemin ne kadar başarılı olduğunu bugün bile gerçekten görmek mümkün. Elhamdülillah. Çok sağ olun Cengiz Bey. Evet, Raşit Hocam, beni duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum efendim. Çok evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizi duyabiliyorum. Zaten cevabınız yarıda kalmıştı. Tekrarlayayım soru, Vadilen Mesih Aleyhisselam'ın tevhidi olan sevgisiyle alakalıydı. Buyurun efendim. Efendim, ben şunu söylüyordum ki, Mesih-i muadilat zamanında, Hazreti İsa'yı neredeyse ilahlaştırdılar Hristiyanlar gibi. Yani evet. dille öyle demiyorlardı ama fiil yaptı durum böyleydi. Onu o, o Kur'an onun, onun hakkında Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yorumlarken öylesine Evet zannedersem yine şu an sinyalimiz maalesef e, maalesef kaybettik. Evet hiç problem değil. O zaman müsaade ederseniz o bu teknik arıza giderilinceye kadar ben bu tehlikecedi ile ilgili mesela cemaatimizin ikinci halifesinin işte e, bazı ifadelerini e, yani ifadelerine yer verebiliriz isterseniz. Tabii buyurun, buyurun buyurun. Mesela o kendisine e, yani Cedid'i kurulmasını Allahu Teala kendisinden istedi. İşte halife olmasına rağmen ona, ona seslendi. Hı hı. Ve tabii ki hedef o düşmanları, Ahmediye cemaati düşmanlarının etkisiz hale getirmekti. Hı -hı. Onların çabalarını boşa çıkarmaktı. Hatta eee seslenişinde yanılmıyorsam şöyle bir ifade kullandı onların yani düşmanlarının ayaklarının altındaki toprakları ben çekeceğim şeklinde. Hı -hı. Yani onları etkisiz hale getireceğim. Onlar size karşı, yani Ahmediye Cemaati'ne karşı e, başarı elde edemeyecekler diye böyle bir e, ifade yani böyle bir ne diyelim e, ilham geldi kendisine Allahu Teala Hı -hı. tarafından. Hı -hı. Sonra Allahu Teala hep kendisine destek çıktı. Bir de aynı şekilde vaat e, e, edilen Mesih Aleyhisselam'ın ikinci halifesi Hz. Mirza Beşirüti Mahmud Ahmet radıyallahu bunu şeyle karşılaştırdı aynı zamanda bu sistemi tehlike cediti sadaka, sadakayı cariye ile. Sadaka, hı hı. sadaka cariye biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var o da diyor ki hani insan vefat edince bütün e, yapmış oldukları e, amellerinden dolayı, dolayı sevapları sona erer. Ama üç şey müstesna diyor ve sıralıyor. Diyor ki, bunlardan bir tanesi sadakayı cariye diyor. Yani hani vefatından sonra hayrı devam eden iyilikler. Evet. Sonra ikinci sıraya istifade edilen ilim diyor. Yani ölümünden sonra devam eden. Sonra kendisi için dua eden hayırlı evlat. Yani, yani bu üç şey dışındaki bütün amellerin sevabı sona eriyor. Yani bu tehlike cedi de buna bağlamak mümkün çünkü... Bu ilimden hala istifade ediliyor. Yani binlerce insan, yüz binlerce insan tüm dünyada e, İslami e, hizmetten istifade ediyorlar. Aynı zamanda bu teriki içine e, insanlara hizmet de giriyor. Hı hı. Yani insanlara hizmet de aynı zamanda biliyorsunuz ibadet şeklidir. Yani evet. zor durumda olan insanlara elinden tutmak, mali yardımlarda bulunmak, onların hatta başını okşamak, hı hı. ne bileyim e, aç olanlara yemek götürmek gibi. Evet. Bunlar hep e, biliyorsunuz. E, bir insanlığa hizmet olduğu gibi e, dini bir ibadetsin bir türü de diyebiliriz. Evet. evet. Sonuçta yani Vâlide Mehdi ve Mesihül Aşlâm e, hani İslam dinini hani bütün dünyaya yaymak ve tabi bunu e, insanlar hani mad manevi ve maddi olarak da tabi e, bir e, çaba sarf etmek gerekiyor e, bilhassa bu zamanlarda. Kesinlikle. E, evet. Çok teşekkür ederiz bunu tekrar açtığınız için.